MK23 serisinin yeni bir videosundan hepinize merhaba. Bugün videomuzun konusu Norwich SSX23. Hemen kısaca SSX23'e değineyim. Bu SSX23 neden tercih ediliyor? Genelde videolarda bahsediyorum ya size, standart MK23 alanlar oynarken ya bu ne kadar kötü atıyor falan diyorlar. Alan birçok kişi upgrade'den bir haber oluyor tabii ki. Biraz el yatkınlığı yoksa, bu işlerden anlamıyorsa çok hızlı bir şekilde aletten soğuyor. Norwich'i biliyorsunuz piyasada olan ürünlerin biraz daha toparlanmış, eli yüzü kozmetik olarak düzeltilmiş halde kendi markası altında yeniden ürettiği ürünlerden tanıyorsunuz Norwich. Piyasada hali hazırda olan ürünlerin işte biraz dış kozmetiği düzeltilmiş, biraz işte içinde temel upgrade'ler yapılmış halde kendi markasını basarak ürettiği ürünlerden Norwich'i tanıyorsunuz zaten. Gerek videolardan, işte gerek sosyal medya üzerinden bayağı etkileşim yaptı ve bunu güzel bir şekilde kullandı. İşte ürünlerini de dünyaya satıyor. Birçok kişi sevmiyor. Benim öyle artı ya da eksi bir görüşüm yok. Sonuçta bir ürün üretiliyor. Her neyse, bugünkü konumuz da neydi? SSX23. SSX23 nedir? Normalde biliyorsunuz lisanslı olarak Tokyo Maru'yu bu MK23'leri üretiyor. Ama diğer videolarda göreceğiniz üzere temel bir upgrade işlemine ihtiyacımız var. Nedir? 3 parçamız vardı. En basit upgrade'imiz. 50 derece bucking, TDC kapağı ve H-plate. Minimum maliyetle yapabileceğimiz upgrade buydu. Mekanik olarak Norwich'e baktığımız zaman bakın TDC kapağı burada. İçerisinde bir H-plate yok. Komple o pop-up baskı plate'ini düz yapmış. Birazdan zaten göreceksiniz. Onun haricinde de 50 derece bucking'i koymuş. Mekanik olarak ne yapmış? Kullanıcı bunu fabrikadan aldığı anda direkt oyuna hazır. Temel şekilde atışları gayet stabil şekilde oynayabileceği hale getirmiş. Onun haricinde dış kozmetiğini de oynamış. Örnek veriyorum, ilk göze çarpanlar bakın. Ön ve arka nişangahlar. Onun haricinde işte benzersiz seri numarası. Yani fabrikadan çıkan her ürünün bir seri numarası oluyor. Bunun dışında benim en çok sevdiğim, beni benden alan nokta şu. MK23'lerde, tüm markalarda üst slide plastik olur. Alet hafiftir. Sniperların vazgeçilmezidir. Hafif olmasının avantajı da vardır. Hiç MK23'ün üst slide'ı kırılığını görmedim. Zaten blowback özelliği olmadığı için, yani şu üst slide her atışınızda geriye gidip gelmediği için bir baskı, bir basınç vesaire yok. Dolayısıyla bir kırılma da yaşanmıyor. Ama şu metal olması gerçekten insana keyif veriyor. Ekstradan da bakın MK23'lerin kendisinde red dot kullanmak isteyenler şuraya aparatlarını normalde yapıştırıyor. Ama bunda SSX23'te burada kendi vidaları mevcut. Metal olduğu için bunu çok güzel kullanmış. Ben olsam ben de böyle yapardım. Bu arada mesela SSX303'lerde alet aynı alet. İşte uçtan namlu uzatması var biliyorsunuz ama üst slide onun plastik. Yani hatta öyle bir plastik ki şu nişangah kısımları falan filan bayağı simsiyah. Şarjöründe de bakın şuradaki kauçuk kısmı, işte iyileştirmeler falan yapmış. Şimdi bugün bu aleti upgrade edeceğiz. Bu kanalda biz her zaman ne yapıyorduk? Bir şeyi en ucuz ve en performanslı, hani fiyat performans çizgisinde nasıl upgrade edebiliriz, nasıl sorunumuzu çözeriz, her zaman buna baktık. Bu sefer buna aykırı bir şey yapacağız. Nasıl bir upgrade olacak bu? Bu aslında orta düzey bir upgrade olacak. Çünkü Muhammed Baran arkadaşımın, Discord'dan çoğunuz tanır, yıllar önce yaptığı bir upgrade vardı MK23'te. Dibiniz düşer. Ya şarjörlerinde atış kesme özelliği bile vardı. Yani adam hızını alamadı, şarjörleri bile upgrade etti. Vesaire vesaire. Hani upgrade'in ucu bucağı yok. Bu yapacağımız tabii ki temel upgrade gibi değil. Sahada oynayan birçok kişi için çok yüksek bir upgrade gibi gözükebilir. Aslında orta düzey bir upgrade olacak. Bu arada orta düzey dediğime de bakmayın. Hakikaten bu upgrade'i yaptıktan sonra, yani biraz iddialı konuşacağım belki ama fabrikasyon çıkan, giriş seviyesi diye geçen her türlü AEG ile sahada karşılaştırmaya hazırım. Pow! Ya giriş seviyesi bu, al direkt oyna denilen bazı markalar, bazı AEG'ler var. Onlarla her türlü kapışırım yani. Ve bununla 0.43 gramda kapışırım. O istediği gramajı atabilir. Daha ileriye atacağıma, daha isabetli atacağıma çok da eminim. Upgrade ederken takacağımız parçalardan bahsedelim. Bunları hatta fiyatlarıyla konuşalım. Videonun başında daha neyi ne kadar maliyettir vesairedir görmüş olacağız. Takacağım ürünler çoğu sıfır değil. Hani hali hazırda zaten bende olan ürünler. Ben size bunların sıfırlarının fiyatlarını vereceğim. Şimdi en başında SSX23 şu anda zaten şu an itibariyle
Türkiye stoklarında yok. Bu arada bilgisayarımda ufak bir arıza var. Bu videoyu ne zaman editleyebilirim şu anda bilmiyorum. Editleyene kadar inşallah biraz daha kurlar uçmaz. Ama yaklaşık olarak size fikir verecektir dolar ve euro üzerinden verdiğim fiyatlar. Yurt dışı fiyatına kendi sitesinden baktığımız zaman kargo dahil, bu arada kargoları hep en ucuz şekilde hesaplayacağız bu hesaplamalarda. Kargo dahil 146.90 euroya denk geliyor. Vergilendirmeyi de şöyle hesaplayalım. Eskiden Avrupa üzerinden gelen kargoların vergisi %18, Çin üzerinden gelen kargoların vergisi de %20 olarak çıkıyordu. Tabii ki hani o kim biraz daha kutsal hesap makinesiyle falan yapıyordu bu işi ama hani öyle olduğunu farz edelim. İşte gümrüğe sunma bedelini şunu bunu falan o küçük ücretlerden kurtulalım. Yaklaşık 26.44 euro falan da bir vergisi çıkıyor. Yani totalde vergi dahil kapınıza 173.34 euro, o da yaklaşık 3200 lira falan bir para ediyor. Hani UKİM'e çağırdılar, gittin geldin, yol parası yok. İşte atıyorum emniyetten yazı istediler, postane ücreti vesaire bilmem, bunların hiçbir yok. Sanki sipariş ettiniz ve kapınıza geldi gibi düşünün. Yaklaşık 3200 lirayı kafaya yazdık. İlk yapacağımız şey ne? Maple Leaf'in 180 mm. Bu da piyasada pek yok yani. Aradım, şu an bulamadım. 180 mm 604 Crazy Jet iç namlusu. Bunun piyasada 150 mm olanı var. Hatta şöyle göstereyim size. Şuradan sıfıra koydum zaman. Bakayım gözükecek mi? Evet. 180 mm. Bunun 150 mm olanı 35.95 euro. İşte artı kargo artı vergi. Bunu kenara yazalım. Hadron'un 3.tdc kapağı. Bunu kullanacağız. Bunu özellikle niye kullanacağız? Çünkü bunun üzerinde yani şu çift nokta olayı var ya. Bu çift nokta olayında bir trik var. Neşterle falan böyle yapmamız gereken manuel bir işlem var. Eğer bunu yapmazsanız siz istediğiniz kadar bastırın. Doğru baskıyı çiftli olarak yapmayacaktır. Ben kendi yaptığım TDC kapaklarını niye özellikle tekli yaptım? Baskı kalitesinden memnunum. Baskı kalitesine inanıyorum. Ve teklinin gayet işe yarayacağını düşünüyorum. O yüzden tekli yaptım. Ben de çiftli yapabilirdim ama çiftliği taktığınız zaman yani gerçek şekilde kullanamadıktan sonra çiftliğin bir anlamı kalmaz. Bu ufak 3D'yi az sonra size göstereceğim. Bu ürünün bedeli de 20.95 euro artı işte shipping artı vergi. Sıradaki Hadron H-Arm. Hatırlarsanız H-Blade yapıyorduk vesaire falan filan. Bu onun biraz daha ileri seviyesi. Bunun fiyatı da 14.95 euro işte artı shipping artı vergi. Bucking olarak Maple Leaf'in 70 derece Autobot Bucking'ini kullanacağım. Şimdi diyeceksiniz niye 70 derece kullanıyorsun? Bunu aslında denemek için şu anda kullanacağım. Normal şartlar altında pistollerde kullandığımız 50 derece Bucking oluyor. AEG'lerde kullandığımız genelde işte 60 derece Bucking'lerdir. Onların genelde işte Maple Leaf markasında en azından rengi sarı oluyor. 70 derece aslında biraz daha sniper yani yüksek FPS kullandığımız oyuncakların minimum bucking'i gibi bir şey. Aslında 330 FPS için çok uygun değil ama ben kafada bir şey deneyeceğim. Muhtemelen onu ileride 60 dereceye ya da 50 dereceye düşürebilirim. Oyuncak fabrika çıkışı susturucuyla gelmediği için yani Tokyo Marui'deki gibi basit de olsa bir susturucuyla gelmediği için bir susturucu almanız gerekiyor. Bunların namlu ucu 16 mm ve saat yönünde olduğu için ayrı bir susturucu almanız lazım. Ben Silverback Airsoft'un 16 mm susturucusunu aldım. Bunu niye aldım? Şu an ekrana yansıtıyorumdur. İçerisindeki hatta şöyle göstereyim. Mesela ilk iki tane süngerini çıkardım. Birisi küçük, birisi büyük. İçerisi sürekli böyle bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük süngerler var. Ses dalgalarını hani suya taş attığınızdaki dalgalara benzetirseniz sünger tipini bu şekilde yaparak sesin çarptığı yüzeyi arttırmış oluyorlar. Yani susturucunun iç hacmi aynı kalırken sesin çarptığı yüzey artmış oluyor ve sünger gayet emici bir malzeme. Onun için bunu seçtim. Bunu da şu anda Türkiye'de satışı yok. Yurt dışındaki fiyatı 31,95 euro artı işte shipping artı vergi. Şimdiye kadar saydığımız ürünlerin hepsinin toplam bedeli 111.75 euroya denk geliyor. Sürekli fiyat baktığım siteden bakıyorum. Vergisini de orada kendisi %21 olarak seçiyor. Belki de ufak bir şey fark edebilir. Vergisi 23.46 euro çıkıyor. Yani 135,21 euro vergi dahil bu ürünlerin fiyatı oluyor. Bir de bunun üzerine ne gelecek? Shipping gelecek. Sitede iki tane shipping seçeneği var. Biz ucuz olan 28.10 euroyu seçebiliriz. Çok 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 acil diyen varsa 63.5 euroluk olan shipping tipinde seçebilir. O tamamen kendi tercih. Bu arada illa bu siteden almak zorunda değilsiniz. Farklı sitelerden toplayabilirsiniz. Tabii ki daha çok shipping maliyeti çıkmış olacaktır size. Buraya kadar ki yani euro ile ilgili olan parçaların toplam bedeli şimdiye kadar 163.31 euro çıktı. Bugünlerdeki
kurlara göre hesaplarsak yaklaşık olarak 3000 lira para. Yani şimdiye kadarki hesaba göre yaklaşık pistol kadar parayı da upgrade'e harcamış olduk. Böyle bir durumla karşı karşıya şu anda. Bunun haricinde biraz da kozmetik olarak işi güzelleştirmek istiyorum. Ama yine hani çok pahalıya kaçmak istemiyorum. Örnek veriyorum, işte bir Red Dot takayım diye düşünüyorum ama işte Türkiye'deki çok güzel markalar da var ya da yurt dışından çok güzel markalar alıp hani upgrade dahil pistolün fiyatından fazla da vermek istemiyorum. O yüzden hani AliExpress'te genelde bulacağınız şu tarz basit Red Dot'lar var. Gayet güzel. Güzel bir markanın replikası olan RMR'ler bunlar. Bak şuraya falan markanın etiketini falan basmışlar. 32.70 dolar bir fiyatı var. Kargosu da 8.71 dolar. %20 de vergi hesaplarsanız 8.28 dolarda bir vergi çıkıyor. Yani toplamda 49.69 dolar. Kapınıza kadar gelişi. Bunu da takacağız. Tabii takmak için bunu genelde paketinden işte atıyorum Glock'tur, 1911'dir. En çok kullanılan tipte oyuncaklarla ilgili mount kitleri çıkıyor. Ben ne yaptım? Onun için 3D'den bir tane denemelik bir parça bastım. Şöyle oyuncağımızın üzerine gelecek. Onun üzerine Red Dot gelmiş olacak. Her neyse, güzel verim alırsam bunu reçineden üreteceğim ve satışa koyacağım. Belki de video yayına girene kadar üretmişimdir, denemişimdir, koymuşumdur. Gayet de sağlam olacağını düşünüyorum. Şu an elimdeki FDM yazıcıyla bastım, filamentle bastım bir aparat. Bunun için mesela ayrı bir para şu anda yazmıyorum. Hani satışta ne kadar olur, ne olmaz bilmiyorum falan. Bu tamamen kozmetik şu anda. Onun haricinde bir tane tabanca fenerine ihtiyacımız var. Onda gittim Sarsılmaz'dan, fiyatına baktım hemen. Gayet de iş gören, ya baya başarılı. Küçük ama gayet iyi aydınlatan bir fener. Ama bunu direkt biliyorsunuz MK23 ve türevlerinde buraya takamıyorsunuz. Çünkü onun alt tarafındaki rayları çok geniş. Bunun için ayrı bir aparata ihtiyacınız var. Ben şöyle bir aparat basmıştım zamanında. Bunu gelip şuraya takabilirsiniz. Mesela bu aparat için de herhangi bir bedel vesaire hesaplamayacağım. Bu tamamen çünkü fanteziye kalmış bir şey. Yaklaşık mekanik ve kozmetik toplam upgrade'imizin bedeli 4300 TL'ye denk gelmiş oluyor. Bu video için bir hani fantastik bir şeyler yapalım istedim. Çünkü hani varsa siz yorumlara yazın. Türkiye'de hani Novrich SSX 23'ü hiç upgrade edeni duymadım. Hani böyle içine bir şeyler koyayım, bir tık daha ileriye götüreyim diyeni görmedim. Yani bu vesileyle belki de bir ilk olmuş olacak bu. Hani ben de siz de merakımızı birlikte gidermiş olacağız. Bu arada şimdi kamerayı ben yukarı alacağım. Yukarıdan aşağıya doğru bütün yaptığımız işlemleri çekeceğim. Oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu tarz videoların devamı ben keyif aldığım sürece zaten gelecek. Tabii ki benim motivasyonumu yükseltmek için ne yapabilirsiniz? Aşağıdaki gibi abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Takıldığınız bir nokta varsa, ben deneyimlediysem bilgilerimi paylaşıyorum. Eğer deneyimlemediysem hiç ukalalığa girmiyoruz. Deneyimlemiş bildiğim başka arkadaşım varsa onlara yönlendirmiş oluyorum. Yani birilerinin bu tarz videoları çekmesi gerekiyor. İnşallah sayımız çoğalır. Hadi üst kameraya geçelim.
Şu an gerçekten alet nalet oldu ya. Şunu çıkaralım. Harbiden güzel oldu. Şarjörde gaz var. BB yok. Çok iyi. Şu an BB olmadığı için gereğinden fazla ses çıkarıyor gibi gözüküyor. Ama harbiden enfes. Bunda avantajımız ne, dezavantajımız ne oldu? Bunun hakkında konuşalım biraz. Avantajımız upgrade'ler sayesinde bir tık daha doğru, bir tık daha isabetli atışlar. Bucking sayesinde bir tık daha mesafeli atışlar olmuş oldu. Bu susturucu sayesinde sesi zaten kesmiş oluyoruz. İç namlumuz bir tık dışarıda kalıyor ama çok büyük bir problem değil. Bunu atacağınız mesafeden zaten duyulmayacak. Susturucu normalde kendi fabrikasyon Tokyo Marui'de çıkan susturucudan daha geniş. İç yapısı onunla zaten alakası yok. O açıdan çok verimli bir susturucu takmış olduk. RMR normalde ben MK23'te RMR'yi kullanmıyorum. Zaten el alışkanlığı hani belli yıl içerisinde el alışkanlığı direkt atıyorsunuz zaten. Hani çok fazla böyle nişan alma falan da olmuyor. Açıkçası hani çok mesafe uzak değilse RMR'yi ben de deneyeceğim. Özellikle denemek istiyorum. Çünkü bu parçayı üretip satışa sunacağım size. Fener aparatı işe yarar mı? Yarar. Yani gece oyunlarında falan inanılmaz işe yarar. Şu üst kısmı bu parçayı geliştirip yan tarafına vesaire çıkıntı yapıp o tarz bir şeyler de yapabiliriz. Dezavantajı ne oldu peki? Nasıl yapalım? Bakalım ölçebileceğiz mi? Elimde bir tane daha MK23 var. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken bu satılmış olacak. Bunun susturucusunu da takalım. Şarjörünü de taktık. Şimdi düşünün, normalde biz bunu alıyoruz, upgrade ediyoruz, gayet güzel. Şu kısmını hiç kullanmıyoruz çünkü bunun feneri gerçekten şey, çok zayıf. Lazer falan yok, aynı böyle pack box'lar gibi kullanmıyoruz. Fantezi olsun dersek, hani bu çok izlenen videolar falan olsa, böyle bir gelir sağlıyor olsa bana, üşenmezdim. Buraya bildiğiniz lazer monte ederdim. Belki adjustment bile, hani belki hizalamasını bile yapabilirdik. Fenerini değiştirdik. Öyle bir fantezi aslında yapabiliriz ama şu anda yapmayacağız tabii. Alet bu haliyle çok ağır değil. Elindeki tartı ölçmeye çok müsait değil ama bir şansımızı deneyelim. Şuradan sadece bir parmakla dokunacağım. Onu nasıl yaparız? Şöyle parmakla da dokunmayayım da. Yani 980 gram falan. Yani 960-980 gram civarında. Siz tabi görmüyorsunuz şu anda orayı. Aynı halde bunu koyduğum zaman bakalım ne olacak. 901 tartmadı. Yani 1 kiloyu geçtikten sonra tartmadı. Ayrı ayrı tartalım. Şarjörü de çıkaralım. Şu anda bu halde kaç gram olacak? 710 gram bu. Hemen hesap makinesini yandan açıyorum. 710 artı 370. 370 artı susturucu ölçüyorum. 170. 1250 oldu. Yani arada aslında baktığınız zaman 300 gram bir şey fark etti. Ama bilmiyorum, bana biraz daha tatlı geldi ya. Hani biraz daha ağır geldi. Muhtemelen bu tartı işi yalan. Yani düzgün ölçemedik. Çünkü 300 gram değil de hani gerçekten neredeyse iki katı fark var gibi geliyor bana. Şu anda şöyle elden ele atabilirim yani. O kadar hafif aslında. Ya bir gün birisi deseydi ki MK23'ün ağırlığını ölçeceksin falan, hiç şey yapmazdım. Hiç inanmazdım. Her neyse dostlar, videoyu çok fazla uzatmayayım. Alet gerçekten güzel oldu. Yani ben şu anda inanılmaz bir keyif alıyorum. Yani şu anda buna bakarken bile çok fazla keyif alıyorum. Buna farklı farklı şeyler takabiliriz. Zaten AEG gibi atıyor. Uf, çok tatlı oldu ya. Siz de tatlı buluyorsanız hemen bizi beğenebilirsiniz diyormuşum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için bana motivasyon olmak adına aşağıdan bana abone olabilirsiniz. Instagram adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Bu tarz projeler hakkında konuşabiliriz. Başka şeyler hakkında konuşabiliriz. Daha fazla destek olmak isterseniz bu videoları paylaştığım hikayeleri ya da gönderileri kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak, zaten hepimiz airsoftçuyuz, paylaşarak daha fazla sizin gibi insana, sizin gibi arkadaşa ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Olmasa da gelecek yani videolar. Çok da önemli değil aslında. Destek olursanız sadece ben mutlu olurum. Her neyse, yeni videolarda görüşmek üzere.